Herkese merhaba. Bu akşam size fırçalarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Kullandığım fırçalardan. Önce göz fırçalarından başlayalım. Çünkü elimde çok sayıda fırça var. Hepsini birden göstermem imkansız olacak. Bunlar da benim en çok kullandıklarım. Onları biraz anlatayım istiyorum. Bu bir tanesi kesik uçlu bir aslında eyeliner fırçası ama eyeliner sürmek için biraz fazla büyük. Body Shop'un fırçası. Ben bunu kaş fırçası olarak kullanıyorum. Benim için gayet kullanışlı oluyor. Çok sevdiğim bir fırça. Sertliği falan kaş için çok uygun. Yine eyeliner fırçası olarak kullandığım fırça. Bu elimde gördüğünüz kıvrık uçlu fırça. Bunu 1,5 liraya mı 1 liraya mı bir kırtasiye gibi bir yerden aldım. Çok incecik bir ucu var. Ucu böyle kıvrık değildi. Ben penseyle büktüm. Böyle bir hale getirdim. Yani 1,5 liralık bir fırça ve çok güzel iş görüyor. Çok memnunum. Keşke daha çok alsaymışım. Kadıköy'de bir dükkandan almıştım. Burada bir daha görmedim. Bu da yine Bauhaus'tan aldığım bir boya fırçası. Çok ince, yumuşak. Biraz tabii makyaj fırçası için kılları fazla uzun. Yani biraz daha kısa olsa daha kullanışlı olabilir ama böyle düz. Ben bunu genelde krem ürünler sürerken kullanıyorum. Paint pot gibi, krem far gibi. Gerçekten çok ince bir fırça olduğu için de çok rahat alınıp çok rahat uygulanabiliyor. En sevdiğim fırçalardan biri. Gelelim yine üstü düz olan eyeliner tarzı fırçaya. Bu da düz eyeliner fırçası. Sephora'nın Professional serisinden. Artık bu seri yok galiba, görmüyorum. Ben de bunu indirimde almıştım. İncecik ve sert yapıda bir fırça. Ben bunu göz altına herhangi bir renkte far sürmek istediğim zaman bununla sürüyorum. Çok yumuşak olursa daha çok yayılıyor. Bununla böyle daha düzgün bir çizgi çekebiliyorum. Göz üstüne kullanmıyorum bunu genelde. Bu da düz bitişli bir fırça. Fakat bu oldukça yoğun ve yumuşak. Bu eyeliner fırçası diye, bu far fırçası. Inglot'un. Şöyle daha iyi galiba. Yok, böyle daha iyiymiş. Inglot 5FS fırçası. Çok yumuşak. Ben bunu genelde kaş altına krem rengi far sürerken ya da göz üstüne komple tek renk bir far süreceğim zaman kullanıyorum. Çok kolay bir kullanımı var. Sevdiğim fırçalardan. Yine göz üstüne fırça sür, yani göz kapağının tamamen üstüne normal far sürmek için böyle düz sıradan. Çok özelliği olması gerekmeyen ama yumuşaklığı ve yoğunluğu. Bu mesela Bobbi Brown'un biraz daha yoğun. Bu Inglot'un. Bu da güzel bir fırça. İkisini de çok severek kullanıyorum. Inglot olan 29PO. Bir de bunun 28'i var galiba. O biraz daha yoğun. Bunlar da benim en çok far sürerken kullandığım fırçalardan. Bu da onlara benzer Sigma'nın bir fırçası. Sigma E70. Bu açılı bir fırça. Bu genelde kaş altına bir renk sürerken olabilir. Bu crease bölgenizi karıştırırken bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Yine crease bölgesi demişken karıştırma fırçalarımı şöyle göstereyim. Bunlar benim karıştırma fırçalarım. Hakikaten eliniz ne kadar olursa olsun çok sık kullanılan fırçalar. Şunlar biraz şu anda elektriklenmiş gözüküyor. Çünkü yeni temizledim. Henüz tam kurumadılar. Bu Mac'in 217 muadili Sigma'nın blending fırçası E25. Şu ara bölgeye gerçekten çok iyi giriyor. Çok kullanımı kolay. Benim bu beyaz kıllı fırçalarda en sevmediğim şey, çok zor temizleniyorlar. Allık fırçası da öyle.
Ben de sinir oluyorum ucunda böyle kir kaldığı zaman, onu temizleyene kadar uğraşıyorum. Onun için zor temizlenecek diye kullanmak istemiyorum ama şeyinden çok memnunum, fırçanın performansından çok memnunum. O yüzden yine en çok kullandığım fırçalardan biri bu. Şu elimdeki karıştırma fırçalarına gelecek olursak, gördüğünüz gibi üçü de birbirine çok benziyor. Bu Inglot, Sephora, bu da Sigma. Inglot'unkinden en çok memnunum diyebilirim çünkü en yumuşak o aralarında. Sigma'nın sapı biraz daha uzun, biraz daha yoğun gibi gözüküyor ama o açıldığı için. Sigma da çok yumuşak. Bu Sephora'nınki biraz daha kısa ve sert. Ama hepsinin şeyi farklı oluyor. Yani görevi farklı. Daha dar bir alanda kullanacaksanız kısa olması, daha ince yapıda olması daha kullanışlı olabiliyor. Ben genelde karıştırma fırçası olarak ve ayrıca concealer süreceğim zaman bunlardan biriyle sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü concealer konusunda çok başarısızım. Ne yaparsam yapayım çizgilere doluyor. İstediğim gibi bir efekt alamıyorum. En iyi efekti bu fırçalarla alıyorum. Parmaktan daha iyi oluyor benim için en azından. Bu fırçalar da çok sık kullandığım fırçalar. Ve son gruba gelelim. Bunlar pencil brush diyebileceğimiz. Ucu daha sivri, daha küçük yapıda. Yine hem gözünüzün dışına bir V yapmak için, hem göz altında farınız varsa onu yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Göz içini aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Şöyle 4 tane fırçam var. Gördüğünüz gibi bu ikisi daha tepesi yuvarlak. Bu ikisinin tepesi daha sivri. Bu minnacık bir fırça. Bu Sigma'nın E30 kalem fırçası. Çok memnunum. Dediğim gibi V yapabilmek için, göz içine sürmek için. Karıştırma fırçası olarak biraz ince bir fırça. Onun için biraz daha dolgun olunca daha kolay kullanıyorsunuz ama bu da çok kullanışlı bir fırça. Bir diğeri Watsons'dan aldığım 8 numaralı, 8 numara göz eyes olarak geçiyor. Marion Art markasının. Çok uygun fiyatı, 8 ya da 6 lira civarı bir şeydi. Bunun da kılları şey, natural keçi kılıydı galiba. Gerçekten yumuşak, kalınlığı, boyu, ucunun sivri olması gerçekten kullanım açısından bir kolaylık sağlıyor. Karıştırma fırçası olarak burada kullanabilirsiniz. Buraya renk sürmek için kullanabilirsiniz. Yine dışa, gözün dışına kullanabilirsiniz. Gözün iç bölgesine açık renk ve aydınlatıcı sürmek için kullanabilirsiniz. Bir tanesinden bundan çekilişte de hediye etmiştim. Bende de 2 tane, 3 tane herhalde var bunlardan. Çok kullandığım fırça. Bu ikisi de gördüğünüz gibi uçları daha yuvarlak olarak gelen kalem fırçalar. Bu Inglot'unki 80 HP. Bu da Bobbi Brown'unki, benim bir setten çıkmıştı. Bunu Ice Smudge demiş bu fırçanın adı olarak, arkasında öyle yazıyor. Bunu da yine göz kalemini sürüp onu daha buğulu bir hale getirebilirsiniz. Yine bu bölgeye far sürmek için kullanabilirsiniz. Benim göz için en çok kullandığım fırçalar bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda da yüz için hangi fırçaları kullandığımı göstereceğim. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen hemen yorum olarak yazın. Beni yorumsuz bırakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.